Sat. Yani bir nevi kasap almasa da ben kurbanımı zaten seydanımın kurbanı sat. O hesabı yaptım. Bekletiyorlar, satıyorlar. Bu yüzden tıklık oluyor. Sıkıntı dana da var. Nasıl bir şey dana da var. Mame Kazım gittiler ya kadına ne diyor? Buradan gidelim abi. Buradan. Kurban Bayramı denilince akla gelen ilk şiarlardan bir tanesi hiç kuşkusuz kurban kesmedir. Kurban Allah-u Teala'ya yakınlıktır, takvadır, Allah'a itaat etmedir, aynı zamanda ibadettir. Ve kurban aynı zamanda İslam'ın büyük şiarlarındandır. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Estaizu billah وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ Her kim diyor Allah-u Teala'nın şiarlarını büyütürse, ihya ederse muhakkak bu kalbin takvasındandır. Dolayısıyla rahatlıkla diyebiliriz ki kurban bir şiardır. O şiarı ihya etmek, o şiarı yerine getirmek de kalbin takvasındandır. Yine Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de kurbanlarınızın ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşmaz. Allah'a ulaşan takvadır, ihlastır, içtenliktir, samimiyettir. Bundan dolayı bu güzel mevsimde bu ibadeti gerçekleştirmek gücü kuvveti yerinde olan bütün Müslümanlar üzerine bir haktır. Hatta sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gücü yettiği halde kurban kesmeyen bizim namazgahımıza uğramasın diye şiddetli bir teşvik aynı zamanda bir tehdit vardır. Kurban Hanefi mezhebine göre vacip ve Şafii ve diğer mezheplere göre ise sünnettir ama müekked bir sünnettir. Kurbanın uhrevi ve dünyevi, ferdi ve içtimai birçok faydaları vardır. Her şeyden önce kurban yani içtimai bir kaynaşma, bir yardımlaşma ruhunun gelişmesine bir vesile oluyor. Aynı zamanda kişi cimriliğinden, dünya tutkusundan o zincirleri kırıp Allah-u Teala'ya gönülden kendi malı, mali bir ibadet gerçekleştirmiş oluyor. Aynı zamanda etrafımızda olan fakir, fukaralar, hiçbir zaman belki et yüzü görmeyen nice insanlar vardır. Bu ibadet vesilesiyle bu yoksul olan, muhtaç, ihtiyaç sahibi olan aileler de et görmüş olurlar. İkinci bir faydası da budur. En üçüncü faydası da toplum nezdinde, fertler arasında ciddi bir yardımlaşma duygusundan dolayı meydana gelen rahmet ve şefkat duygularının ön plana çıkmasıdır. Bu nedenle İslam şiar olarak, bir ibadet olarak kurbanı günümüze kadar kesintiye uğratmaksızın tekbirlerle, dualarla kurban ibadeti yerine getirilmiş oluyor. Bizler de günümüz Müslümanları olarak bu ibadeti, bu kurban ibadetini olabildiğince canlı tutmaya, teşvik etmeye ve katılım göstermeye gayret etmeliyiz. Bu nedenle özellikle toplumda olan fakir, fukara, ihtiyaç sahibi olan insanlara ulaşmak için bugün elhamdülillah vakıflar vardır. Bu işi gönüllü olarak yapan ve işleri İslam'a uygun olarak yani verilen her bir kurbanı ulaşması gereken yere rahatlıkla, gönül rahatlığıyla teslim edeceğimiz kurumlar vardır. Müslümanlardan, kardeşlerimizden bu kurumlar üzerinden kurbanlarını verip maksatları olan Allah'ın rızasına erişmek için yani bunlardan istifade edebilir. Aynı zamanda medreselerde ilmi çalışmalar vardır. Kur'an-ı Kerim'i hıfz eden öğrenciler medreseler vardır. Bu kurban vesilesiyle onlara da manevi bir güç, bir katkı olarak sunabiliriz. Yani kısacası bu ibadetimizi ruhuna uygun olarak Allah'ın rızasına ulaşmak, Allah'a yakınlığı kesbetmek ve Allah-u Teala'nın rızasına ulaşmak için güzel bir fırsattır. İmkanı, gücü, kuvveti olan her Müslüman mutlak surette bu ibadeti, bu İslami şiarı yerine getirmeye gayret etmelidir. Hayrı ve bereketi hadis ve ayetlerle sabit olan bir ibadettir. Dolayısıyla bizler cimri davranıp yani malımızın kaybetmesi etme korkusundan dolayı böyle bir ibadetten kendimizi mahrum etmemeliyiz. Kesinlikle bu mala bereket, bedene kuvvet, uhrevi bir azıktır. Rabbim şimdiden kurban kesen, kurban ibadetini yerine getiren bütün Müslümanlardan razı olsun. Allah-u Teala bizleri de bu ibadeti yerine getiren Müslümanlardan kullarından eylesin.